fotoğraflar basmak için alternatif bir yazıcı mı arıyorsunuz? Sanırım bugünkü videoda size bir önerim olabilir. Bu videoda Polaroid'in Highprint yazıcısından bahsedeceğiz. Şimdi hazırsanız başlayalım. <Sessizlik> Selam ben Nural kanalıma hoş geldiniz. Bugün Polaroid'in High Print fotoğraf yazıcısından bahsedeceğim. Açıkçası bu tarz yazıcılar piyasada çok yaygın olarak bulunan şeyler. Çünkü Canon'un farklı modelleri var, Kodak'ın farklı modelleri var, LG'nin farklı modelleri var, Polaroid'in farklı modelleri var. Bunların hepsi benzer mantıkla çalışan makineler. Ben de yakın zamanda sticker olarak bastığı için Polaroid'in high print'ini alıp birkaç fotoğrafımı bastım. Hem kutu açılışından itibaren bu cihazı sizinle paylaşacağım hem de yazıcıdan çıktısını aldığım fotoğrafların nasıl göründüğünü göstereceğim. Şimdi öncelikle kutu açılışıyla başlayacağım. gördünüz çok sade bir cihaz. Polaroid'in standart renklerini taşıyor. Şurada bir açma kapama düğmesi var ve bir bluetooth ışığının yandığı yer var. Fotoğraf var buradan dışarı çıkıyor. Şurada şarj için kablo girişi var. Buradan da kartuşunu takıyorsunuz. Demin zaten kartuşu takmıştım. Daha önce Kodan yine aynı formatta zinc kağıdına baskı yapan bir fotoğraf makinesinden bahsetmiştim. Ama onda analog herhangi bir makine gibi bir mantıkla çalışıyordu ve istediğiniz fotoğrafı basma şansınız yoktu. Yani deklanşöre bastığınızda ne çektiyseniz o dışarı çıkıyordu. Bunun durumundaysa ben telefondan bir uygulama aracılığıyla istediğim fotoğrafları yazdırıyorum. Yani telefonumda çektiğim herhangi bir fotoğrafın çıktısını alabiliyorum. Diğer modellerden farkı bu tarz birçok Canon'un ya da Kodak makineleri, yazıcıları zinc kağıdı denilen bir kağıt kullanıyorlar ince onlu paketler halinde satılıyor. Önünde bir mavi kalibrasyon kağıdı var ve o yazıcıdan geçtikten sonra renkler ısıyla oluşturuluyor. Bunların durumunda ise birazcık daha farklı bir mekanizması, bir kartuşu var. Ve fotoğraf birkaç kere girip çıkıp renkleri oluşuyor. Onu da şimdi paylaşacağım. Öncelikle uygulamayı indirmek gerek. Polaroid'in HiPrint uygulamasını kullanarak yazıcıdan çıktı alıyorsunuz çünkü. Sonrasında da istediğiniz fotoğrafı basabiliyorsunuz. Şimdi bir de onu deneyelim. Cihazı telefonun Bluetooth eşleştirmek gerekiyor yazıcıdan çıktı almadan önce. Bir de ilk satın aldığınızda bataryası baya boş geliyor. O yüzden ilk kullanım öncesinde şarj etmek gerek. Bunları yaptıktan sonra ise istediğiniz fotoğrafları basabiliyorsunuz. Şu an mesela ekranda bir tanesinin nasıl basıldığını görüyorsunuz. Fotoğraf katman katman basılıyor. Zinc yağıda kullanan yazıcılarda normalde fotoğraf bir kere dışarı çıkıyor. Yani tüm renkler tek seferde oluşturuluyor. Bunların durumundaysa önce sarı basılıyor, sonra kırmızı basılıyor, sonra mavi basılıyor. Sonra da dördüncü bir turda üzerine bir koruyucu katman geçiyor. Ve sonuçta şöyle bir fotoğraf elde ediyorsunuz. Instax mini boyutunda dedim. Şöyle elimde bir de Instax mini fotoğraf var. Şurası Birebir aynı. Şu altta beyaz bir kısım var. Oranın da kenarında bir perfore atılmış. Oradan fotoğrafı rahatlıkla çıkarabiliyorsunuz arkadan. Peki, fotoğrafların nasıl yazıldığını gördük. Neden bu cihazı tercih ettim? Bence artıları, eksileri neler? Benim için en büyük artısı sticker kağıdına basması. Anılarımı bir defterde biriktirmek istiyorum ve bunların sticker yani etiket gibi olmaları benim hayatımı çok kolaylaştıracak. Çünkü tekrardan bir yapışkan uhu, bant herhangi bir şey kullanmak zorunda kalmayacağım. Direkt fotoğrafı buradan çıkartıp yapıştırabileceğim. Boyut olarak bu boyutta olması da beni mutlu ediyor. Çünkü ben zaten Instax Mini'nin fotoğraf boyutunu seviyorum. O kredi kartındaki küçük fotoğrafları. Küçük A5 bir deftere kullandığımda da bir sayfaya 2 ya da 3 fotoğraf sığdırabileceğim. O yüzden daha böyle derli toplu kolajımsı bir şeyler olacak. Onun dışında bilgisayardan ya da telefondan cihaza fotoğraf atabilmek çok güzel bir özellik. En azından sadece istediğim fotoğrafları basıyorum. Instax Mini makinelerdeki gibi ya da bazı modellerdeki gibi her çektiğim çıkmak zorunda değil. İstediğim fotoğrafı seçip istersem düzenleme yapıp o şekilde çıktısını alabiliyorum. Bunların hepsi artık güzel özellikler. Tek negatif söyleyebileceğim şey ise kullandığı kartuş diğer cihazlardan farklı. Canon ya da HP ya da Kodak gibi markaların birçok yazıcısı zinc kağıdına çıktı alıyor. Yani onlu paketler halinde küçük sadece kağıt olan paketler satın alıyorsunuz ve onu bu cihaza koyuyorsunuz. Bunun durumunda ise şöyle özel bir kartuşu var. Bu ilk biten kartuşum benim. Birazcık seçtiğim fotoğraflar vardı hepsini bastım. Şurada arada normalde kağıt var. Ve eğer açabilirsem açmak istiyor muyum acaba? Şuradan hop, görüyorsunuz. Aslında her katman şu renk katmanları burada. Ve bu yazıcıyla ilgili araştırma yaparken aslında olumsuz okuduğum şeylerden bir tanesi şu plastik çöpü, yarattığı plastik çöpü oldu bu kartuşu kullanmasından dolayı başka markaların kağıtlarını bununla kullanamıyorsunuz. Yani piyasada mesela Xiaomi'nin de galiba markayı doğru söylüyorsam bir yazıcısı varmış. Ve onda herhangi bir markanın kağıdını kullanabiliyorsunuz. Benzer bir şekilde sanırım Kodak ya da Canon'da da birbirinin adı altında üretilen zinc kağıtlarını kullanmak mümkün oluyor. Bunun durumundaysa Polaroid'e mahkumsunuz. Başka markanın kağıdını kullanma şansınız yok. Çünkü şu kartuş şekli ve içine oturuşu başka bir markayla mümkün olmuyor. Direkt bunu kullanmak zorundasınız. Polaroid'in sitesinden tabii ki direkt satın almak mümkün hepsini. Çıktılara da şöyle bir bakacak olursak şöyle bir buçuk paket falan şu ana kadar herhalde kullanıp çıktı aldım kartuşlardan. Farklı farklı fotoğraflarım sene başından beri basmayı planladım. Bunlar böyle bir arada durduklarında birbirlerine yapışıp zarar vermiyorlar. Direkt yazıcıdan çıktığında kuru bir şekilde çıkmış oluyor çok pargak bir dokusu var. Ama dokunduğunuzda böyle pargak, kodan ya da fujinin fotoğraf kağıtları kadar parmak izi kalmıyor. Normalde ben mesela dışarıda 10-15 baskı alıyorsam mat kağıt tercih ediyorum. Çünkü mat kağıtta parmak izi kalmıyor. İstediğim kadar elleşebiliyorum fotoğraflarda. Pargaksa bunu çok daha fazla belli ediyor. Bunda ise hani bir sıkıntı şu ana kadar sezmedim. Biraz daha dikkatli olmak istiyorsanız tabii ki şu alttan tutmak daha iyi olacaktır. Direkt fotoğrafın ortasından ellemeye çok gerek yok ben yapıyor olsam da. Bunun dışında kartuşlar 10'lu 10'lu satılıyor. Daha doğrusu Polaroid'in sitesinden 20'li olarak satın alıyorsunuz ama içinden 2 tane 10'lu çıkıyor. Yani her 10 fotoğrafta bir kartuş değiştirmek gerekiyor. Bir de şurada şu perfore kıvırıp rahatlıkla fotoğrafı çıkartmak için çok kolay. Çünkü zinc kağıdına bastıklarınızda genelde şurada bir boşluk olmuyor. Bir pay yok. Ve onlarda fotoğrafı ayırırken bazen çok uğraşmanız gerekiyor. Ve fotoğrafa zarar verebiliyorsunuz. Bunun durumunda ise direkt perforeden kıvırıp açtığınız için fotoğrafa zarar vermeden çıkartmak mümkün. Şu an şunu birazcık açacağım, görüyorsunuz. Çok da açmayacağım çünkü defterime henüz yapıştırmaya hazır değilim. Bugünkü videoda küçük bir ürün incelemesi yapmış olduk. Polaroid'in Print yazıcısıyla ilgili ilk yorumlarımı sizlerle paylaştım. Eğer bu içerikten keyif aldıysanız beğen tuşuna basmayı unutmayın. Yeni olarak her hafta yayınladığım videoları kaçırmak istemezseniz eğer ve henüz yapmadıysanız kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Çünkü her hafta farklı içeriklerle karşınızda olmaya devam edeceğim. Bu yazıcıya ya da genel olarak bu tarz şeylerle ilgili sorularınız varsa yorumlar kısmına yazarsanız eğer en kısa sürede geri dönüş yapmaya çalışırım. Umarım bir sonraki haftanın videosunda yeniden karşılaşırız. Hoşçakalın!